Merhaba arkadaşlar. Bursluluk sınavından bir gün önce bunları yapan hem sınavı kazanır hem de sınav öncesi rahatlar. Geçen sene de bu videomuzu çektik ve 70 bini geçik izlenme aldı. Bu videomuzda da yine sizlerden aynı etkileşim bekliyoruz. Lütfen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. Şimdi şunu söyleyelim. Bursluluk sınavından bir gün önce neler yapılmalı arkadaşlar? İlk başta bursluluk sınavından bir gün önce çalışmanızı kesinlikle önermiyoruz. Şiddetle önermiyoruz açıkçası. Şimdi neden bursluluk sınavından bir gün önce sizlere çalışmanızı önermiyoruz? Çünkü genellikle öğrenciler bursluluk sınavından bir gün önce birazcık stresli oluyor ve çalışmaya e, devam ederse öğrenci çalışma anında daha stres yapıyor ve bu öğrenci sınav anında da zorluyor. O yüzden biz de öğrencilerimize diyoruz ki sınavdan bir gün önce çalışmayın ama çalışmayıp da ne yapacağız hocam diyorlar. Şunu yapın. Dışarı çıkın, bir parka gidin, bir bahçeye gidin, yeşillik alana gidin, birazcık nefes alın, birazcık doğayla iç içe olun. Ve bu süreç içerisinde gerçekten ama gerçekten bu sizi rahatlatacak, emin olun. Sınavdan önce bunu yaparsanız gerçekten rahatlayacaksınız. Veya kafanızı dağıtacak aktiviteler yapın. Yani gidin bir şeyler yapın ama tabii kendinizi de sıkıntıya sokacak şeyler yapmayın. Bursluluk sınavından bir gün önce ee, yani sıkıntıya girmeyin. Dediğim gibi temiz bir hava alın, dinlenin. Ondan sonra akşamda gece saatlerinde 10'da 12'de arası yatın. Yani 12'ye bırakmayın tabii ki. 10-11'de yatın arkadaşlar. Yattıktan sonra sabah saatlerinde kalkacaksınız. Bakın çok geç kalkmak yok. Sınavdan 2,5-3 saat önce kalkacaksınız. Çok fazla değil. Az bir böyle kahvaltı yapacaksınız. Bir yumurta, iki yumurta kahvaltı yapacaksınız ve bitecek. Sonra da sınav anında e, okul yerinize 30 dakika önceden gideceksiniz. Şimdi bununla birlikte Özellikle sınavdan bir gün önce ne yapılması gerekiyor? Özellikle şunu görüyorum ki bazı arkadaşlarımızın konu tekrarına ihtiyacı var. Eğer ki siz deneme sorularında çözdüğünüz konuları takip ediyorsanız yanlışlarınızı ve bu yanlışlarınızın hangi konudan olduğunu görüyorsanız şunu söyleyeyim ki sizlere kesinlikle ama kesinlikle şunu yapın. O konuya bir tekrardan göz atın. Örnek veriyorum denemede işte birinci dönemin A konusunu yanlış yapmışsınız ve o konuya bir tekrar bir bakın, göz gezdirin. Cumartesi günü de olur. Yani cumartesi günü sizlere tavsiyemiz şu, deneme çözmeyin, herhangi bir soru çözümü yapmayın. Gidip de konu tekrarı yapabilirsiniz. Yani bilmediğiniz konunun tekrarını yapabilirsiniz. Ama sizlerden isteğimiz şu ki konu tekrarı yapın ama kalkıp da öyle 5 saat, 3 saat deneme çözeyim, işte soru çözeyim falan yapmayın. Çünkü o saatten sonra çok soru çözmeniz size çok bir şey kazandırmaz. Aksine sınav anında sizi birazcık sıkıntıya sokar, kafanızı e, yorar. O yüzden dediğim gibi konu tekrarı yapabilirsiniz böyle ama tabii ki onu da çok abartmayın. Yani şöyle 20 dakika, 30 dakika işte en kötü bir saat bir konu tekrar yaparsınız. Bir daha yarın olur sınava girersiniz. Şimdi sınav anda stres yapmamanız için ne yapmanız gerekiyor? Aslında önemli olan bir diğer konu da bu. Stres yapmamanız için arkadaşlar sınav anında ilk öncelikle bursluluk sınav kitapçığını açtığınızda o kitapçıya odaklanmanız gerekiyor. Eğer ki kitapçıya odaklanmazsanız ne olur? Şimdi kitapçıya odaklanmayan arkadaşları görüyoruz. Hep aklında da şu kalıyor. Acaba ben sınavı kazanamazsam ne olur? İşte babam ne der, annem ne der, ben bursluluk sınavını kazanamazsam şöyle mi olur, böyle mi olur? Hep akıllarında bu oluyor. O yüzden şunu söylüyoruz biz. Bursluluk sınav kitapçığını açtığınız andan itibaren sınav kitapçığına odaklanın. Paragrafları içindeymiş gibi, o hikayenin, o cümlelerin içindeymiş gibi çözün ki sınav anında aklınıza başka bir şey gelmesin. Yani işte yok ben kazanamazsam ne olur ya şu soru çok zor ben yapamıyorum edemiyorum gibi şeyler aklınıza gelmesin. O yüzden sınav anda buna çok dikkat edin. Özellikle bir diğer söyleyeceğimiz de şu ki ee, yapamadığınız soruları, yani ben bunu yapamıyorum, bilemiyorum, anlayamadım dediğiniz soruları kesinlikle boş bırakın. Ya belki A'dır ya deyip de A'yı işaretlemeyin. Emin değilseniz o şıkkı işaretlemeyin. Kesinlikle boş bırakın. Tabii ki o soruyu da tamamen işaretleyin çünkü sınav kitapçını bitirdiğinizde, sınav kitapçını kapattığınızda, sınavın daha bitmesine 30 dakika, 20 dakika, 15 dakika, 10 dakika var ise o soruya bilemediniz, yapamadınız veya iki şık arasında kaldığınız soruya tekrar geri dönün ve geri döndüğünüz zaman da o soruya bir tekrardan göz atın. O soruya tekrardan bir bakın ki şunu anlayın yani Acaba ben o an stresten mi yapamamışım yoksa harbiden hala yapamıyor mu? Bunu anlayın ee, ve gerçekten eğer yapamıyorsanız o soruyu zaten boş bırakın. Ama tekrardan bir göz gezdirdiğinizde belki de o an stresten dolayı yapamamış olabilirsiniz. Yani stresten dolayı o soruyu yapamamış olabilirsiniz. O yüzden hemen geri döndüğünüzde o soruyu belki de yapabileceksiniz. Boş bıraktığınız soruyu. O yüzden ee, o şekilde bir tekrar bakın arkadaşlar onu da belirteyim. Ee, bu konu hakkında da tabii ki sizlere bilgi verdik. Şimdi sınav anında dediğimiz gibi bunları yapın. Çünkü sizlere sınav anında stresini azaltacak şeyler bunlardır. Bununla alakalı bir de motivasyonla alakalı da bir video gelecek. Onu da inşallah cumartesi günü yayınlamayı planlıyoruz. Cuma ya da cumartesi. Ama dediğim gibi sizlerin yapması gereken şeyler bunlar. Ee, özellikle sınavdan bir gün önce tekrar tekrar söylüyoruz. Öyle ders çalışayım 5 saat, 4 saat ders çalışayım havalarına kesinlikle girmeyin. Çıkın dışarı, gezinin Birazcık dışarıda hava alın kafanızı dağıtın En önemlisi bu kafanızı Sınavın dışına çıkartın Yani sınav aklınıza gelmesin Babanızla gidin bir yere gidin AVM'ye gidin çarşıya gidin Vesaire yani nereye giderseniz gidin ama Gidin kafanızı dağıtın Akşama da gelin veya gün içerisinde Gelin akşamüstü Bir iki oyun oynayın bir şey yapın Ardından da gece çok geç olmadan 10-11 gibi yatın Sabah sınav saatinde de Kalkın ya da sınav saat derken Sınavdan aslında 3 saat önce kalkın ee, i̇şte bir saat kahvaltı yapın elinizi yüzünüzü yıkayın sonra da e, öyle bir takılın yine bir hava alın dışarıda. Son kalan bir saatte de okulunuza gidin. Şimdi dediğim gibi giriş belgenizi götürmenize gerek yok. Yani giriş belgesini hocam ben kağıt halinde mi çıkartıp da götüreyim? Hayır. Giriş belgenizi kağıt halinde A4 kağıdına çıkartmanıza gerek yok. Sadece okulunuzu, salonunuzu, sıranınızı vesaire bilseniz yeterli. Sınavda okula girdiğinizde, okulda sınıfınıza da girdiğinizde daha doğrusu giriş belgeleriniz zaten sizin masanızda oluyor. Özellikle çok soru geldi canlı yayınlarda. Optik. Arkadaşlar optik konusunda da şunu söyleyeyim. Optiğinize kesinlikle bir zarar Vermeyin. Çünkü optikler sadece size özel olabilir, e, muhtemelde öyle olacak. Yani sizin resminiz olacak, sizin e, kimliğiniz kayıtlı olacak vesaire, bunlar olacak. Optikler size özel olursa, eğer ki optinize bir zarar gelirse, sınav anında optik değiştirme olmayacak çünkü sadece bir tane size özel yapılmış olacaktır diye düşünüyorum. Benim düşüncem bu. E, onun dışında optik üzerinde zaten sizin herhangi bir bilginiz kayıtlı değilse optiğinize bir zarar gelirse değiştirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Ama optiğe genel olarak bir zarar vermeyin. Bir de optik demişken aslında soruları, ışıklarını işaretlerken şöyle yapın. Örnek veriyorum işte bir sayfada e, toplam önlü arkalı iki sayfada 10 soru var. 10 soruyu yapın, 10 soruyu çözün, halledin. Ondan sonra optiğe o 10 soruyu geçirin ve bir sonraki sayfaya geçin. Yani dediğimiz gibi ilk öncelikle soruları halledin. Ondan sonra Opti'ye geçirin ama soruları halledin derken 40-50 soru çözün sonra o 40-50 soruyu geçirmeye çalışın demiyoruz. 5 soru 10 soru çözdükten sonra bunları Opti'ye geçirin sadece. Yani bu şekilde hem zaman da kazanmış olursunuz hem optik konusunda da çok fazla karıştırma yapmazsınız. Yani bir soruyu çözüp bir soruyu işaretleyin bir soruyu çözüp bir soruyu Opti'ye işaretleyin olursa hem sizi kafanızda alır hem de dediğim gibi zaman kaybı yaşatır size onu da belirteyim. Videomuzun sonuna geldik. Abone olup videoyu da beğenmeyi unutmayınız. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.